Reyhan. Of. Ne yaptınız dün yemekten sonra, benim hakkımda konuştunuz mu? Konuştuk. Konuştuk ama durum hiç iç açıcı değil yani. O son anda Aslı'nın gelmesi de harika oldu. Ya sorma ya. Ben inanılmaz şok oldum yani. Hiç haberim yoktu. Neyse canım. Olan oldu artık. Da yani gene böyle gizli saklı köşelerde buluşmaya başladık ya. Ya bu ya anlamıyorum ki. Baban senin turşunu mu kuracak yani? Yani ağzımda kuş tutsam yarınamayacağım adama. Ne yapalım? Ayrılalım mı yani? Aa, ne kadar çabuk pes ediyorsun sen öyle. Yok, nefes etmesi canım. Lafın gelişi söylüyorum. Dur bakalım daha. Babamı sana uygulayacağı sınavlar bitmedi. Ne? Bitmedi mi? Yok artık. Tabii senin bana layık olmadığını illa bana ispatlayacak. O yüzden de kim bilir daha ne çetin sınavlara tabi tutacak seni. Mazerim, yazık sana ya. Ne sınavı ya? Ne biçim sınav bunlar? Vallahi bilmiyorum. Zaman gösterecek onu. Of. Aa, peki onlar şimdi ne zaman gidecekler? Bilmiyorum ki, soramam şimdi. Ayıp olur. Allah'ım yarabbim, biz eskiden ne güzel buluşuyorduk ya. Sinemaya gidiyorduk, yemeğe gidiyorduk, kafeye gidiyorduk. Ne yani şimdi onlar gidene kadar görüşemeyecek miyiz? Yani mecburen. Ya babam derse giriş çıkış saatlerimin hepsini öğrenmiş. Yani ders saatleri dışında beni yalnız dışarıya çıkarmıyor ki. Ne yani? Kantine de mi gelemeyeceksin çay içmeye? Yani uğrarım canım ama fazla kalamam. İşte hep eldiveni kaybettin diye oluyor bunlar. Kayıp eldivenin laneti. Ya sen nasıl onu kaybedersin? İnanamıyorum ya. Ya tamam, pes etmedim. Arıyorum, bulacağım. Ama yani sanki biri hususi sakladı bunu. Yani böyle yer yarıldı, içine girdi sanki. Bulamıyorum. Ama bulacağım. Üzülme, tamam. Ya nasıl üzülmeyeyim? Nasıl üzülmeyeyim? O eldivenler asla bir daha bir araya gelmeyecek. Allah'ım, sanki bir işaret bu ya. Sevincin ağzı tuttu işte. Bulacağız. Zaten yani illa bir arada gelmesi gerekmiyor. O önemli olan, anısı olanı bulsak yeter. Hı. Tek başına ne işe yarıyor bu el? Tam bulacağım. Bu. Paranoyak oldum baban.